Kekik, kendine has kokusu ve aroması sebebiyle her öğünde özellikle et yemeği ve salatalarda öğünü daha da lezzetlendirmek adına kendine yer bulur. Ayrıca sağlık üzerindeki mucizevi etkileriyle de kekik çayı, kekik suyu, kekik balı ve kekik yağı formlarında mutfaklarımızın olmazsa olmaz baharatı unvanını sonuna kadar hak eder. Bu videoda kekiğin ve kekik çayının faydalarını, kekik çayı zayıflatır mı sorusunu, kekik çayı nasıl yapıldığını ve tarifini ve son olarak kekiğin yan etkileri ve zararlarını bulacaksınız. Lütfen kekiği ve kekik çayını kullanmadan önce kekiğin zararları bölümünü izleyiniz. Kekik hakkında tüm bilgilere sahip olmak için videonun tümünü izlemeniz tavsiye edilir. Hadi anlatmaya başlayalım. Kekiğin ve kekik çayının faydaları nelerdir? Kekiğin faydaları yüzyıllardır bilinen toprağın insanlığa hediyesi, şifalı bir bitkidir. Diş eti sorunlarından kalp rahatsızlıklarına kadar faydaları saymakla bitmeyecek bu mucizevi bitki, kekik neye iyi gelir hadi beraber bakalım. Kekik, bağırsak problemlerinde halk arasında başvurulan bir bitkidir. Özellikle bağırsak solucanı problemi yaşayanlar, daha kekiği tükettikleri takdirde bu problemlerinden kurtulabilirler. Özellikle çocuklarda yaşanan ve her yemeği geri çevirmelerine neden olan iştahsızlık problemine iştah açıcı etkisiyle çözüm olur. Kalp ritim bozukluklarında ve kalp çarpıntılarında destekleyici bir unsur olarak başvurulabilir. Giribal enfeksiyonlarda, bronşit ve astım gibi tekrar eden hastalıklarda kullanıldığında faydası görülür. Kekik öksürüğe iyi gelir mi diye soracak olursanız, elbette iyi gelir. Göğsü yumuşatarak kronik öksürük veya hastalık sebebiyle görülen öksürük problemlerini ortadan kaldırır. Kekiğin strese iyi geldiği ve sinir sistemini güçlendirdiği de bilinmektedir. Düzensiz adet problemi yaşayan kadınlar, daha kekik kullandıkları takdirde adetlerinin düzene girdiğini göreceklerdir. Kekik çayının faydalarına bakacak olursak, içerisinde yer alan uçucu yağlar baş ağrısının hafiflemesini sağlar, vücutta oluşan gazı ve ödemi söker, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olarak hazımsızlığa iyi gelir ve öksürüğe faydalıdır. Güçlü antioksidan etkilere sahip olan kekik, beyin yorgunluğunu alarak vücudun rahatlamasını ve gevşemesini sağlar, romatizma gibi eklem rahatsızlıklarına faydalıdır ve nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına faydalıdır. Kekik suyu ile cilt yıkandığında dezenfekte edici etki sağlayarak akne, sivilce gibi cilt problemlerini iyileştiricidir. Kekik çayının cilde faydaları arasında gözenekleri sıkılaştırarak yaşlanma etkilerini azaltıcı etkisi de sayılabilir. Ilık kekik suyuna batırılan pamuklar gözler üzerinde 10 dakika kadar bekletilirse, göz ve çevresindeki şişkinlikler ve yorgun görüntü ortadan kalkar. Kekik diş eti problemleri yaşayanların da başvurabileceği bir bitkidir. Dağ kekiği ile düzenli olarak yapılan gargara sayesinde diş eti çekilmesi tamamen ortadan kalkar. 1 su bardağı su ile 4 çay kaşığı kekiğin 7 ila 8 dakika kaynatılması ile elde edilen kekik suyunun sabahları gargara şeklinde kullanılmasını öneren doktorlar, bu kürün diş ve diş eti hastalıklarında mucizevi etkileri olduğunu söylemektedir. Kekik çayı zayıflatır mı? Kekik çayı tüketimi vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak metabolizma hızını arttırır ve vücudu dinçleştirerek zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca toksin atımı ve yağ yakımını da hızlandırır. Sindirim sistemini düzenleyen kekik çayı bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayarak fazladan kalori harcanmasına destek olur. Kekik çayı ile zayıflayanlar sabahları aç karnına kekik çayı tüketerek kan dolaşımlarını hızlandırır ve böylece metabolizma hızını arttırmalarını sağlar. İyi bir idrar söktürücü olan kekik çayı ile zayıflama sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte sağlanabilir. Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik dallarından ayıklanan kekik yaprakları yıkanarak ince ince doğranır. Kaynamış suyun içerisine dökülerek 5 ila 10 dakika demlenmeye bırakılır. Kuru kekik kullanılarak yapılan kekik çayında ise demlenme süresi 15 dakikadır. Kaynamış suyun içine kekikler atılır. Sağlıklı bir kekik çayı tarifi için kekiklerin su ile birlikte kaynatılmaması gereklidir. Bu şekilde hazırlanan kekik çayının vitamin ve mineralleri yok olur. 1 yemek kaşığı kuru kekik ile 1 büyük bardak kaynamış su standart bir kekik çayı uygulamasıdır. Kekik bitkisinin vitamin ve mineral değerlerinin kaybolmaması açısından kaynatılan suyun 5 ila 6 dakika soğutulması çok daha sağlıklıdır. Kekik çayı yararları düzenli kullanıldığında ortaya çıkar, bilinçli kullanılmadığında bir gün çok tüketip ertesi gün içilmediğinde herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Kekik çayı zararları nelerdir? Kekik çayı kan damarlarını açıcı etkisinden dolayı hamilelikte düşük yapmak için kullanılan bir bitkidir. Aşırı tüketildiğinde kekik çayı hamilelere zararları olduğu için hamilelikte kullanımı sakıncalıdır.
Kekik çayı adet döngüsünde tüketildiğinde adet kanamalarını arttırıcı etkiye sahiptir. Kan pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar ile tüketilmesi uygun değildir. İlaç kullanımında doktora danışılmadan kekik suyu tüketilmesi önerilmemektedir. Yüksek oranda kekik suyu tüketimi mide problemlerine yol açabilir. Kekik çayı faydaları ve zararları düşünülerek belirli ölçülerde kullanılmalıdır. Günde bir fincan düzenli olarak kekik çayı tüketimi faydalı olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.